Öncelikle sağlık grubu olarak Medicana ile çok güzel bir işbirliğimiz olacak. Ama ondan önce ben geçmiş yıllarda bize aynı desteği veren Medical Park grubuna da buradan bir teşekkür gönderiyorum. Onlarla da yaptığımız çalışmalarda çok faydalı, çok başarılı sonuçlar almıştık. Dolayısıyla bu sene benzer şekilde hem amatör branşlarımızı hem de futbol takımımızın sağlıkla ilgili sorunlarını çözmek üzere Medicana grubuyla işbirliği anlaşmasını bugün imzalayacağız. Tabii Medicana grup çok büyük bir grup. 30 yılı aşkındır Türkiye'de sağlık hizmetinde büyük başarı elde ettiler. Hepimizin malumu Türkiye'de artık sağlık hizmetleri Avrupa'nın da üzerine geçmiş durumda. Dolayısıyla hem verilen hizmet hem hastaların ağırlanması çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor. O yüzden ben özellikle Medicana'ya Türkiye'ye verdiği bu hizmetten dolayı büyük bir teşekkür ediyorum. Çünkü yaşım itibariyle geçmişte bu sağlık hizmetinin Türkiye'de nasıl olduğunu iyi bilen birisiyim. Bugünkü geldiğimiz aşamanın da nasıl bir büyük bir değer olduğunun da farkındayım. Medicana'yla dediğim gibi Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol dışında yaklaşık 2000'e yakında amatör sporcusu var. Böyle büyük bir grubun sağlıkta elbette bir desteğe ihtiyacı olacak. Biz çünkü yetiştirici bir kulübüz aynı zamanda özellikle amatör şubelerde buradaki çocuk yaşta gelen sporcuların hem sağlıklı gelişmeleri hem de sportif aktiviteleri yaparken uğrayacakları sağlık kazalarından da başarıyla çıkılması çok önemliydi. Bu yüzden Medicana bizim bu manada en önemli partnerimiz. Ben son derece memnunum böyle bir grupla işbirliği yapmaktan dolayı. Galatasaray'a da çok iyi hizmetler vereceğini biliyorum. Yalnız Reha Bey'e bir ilave yapmak istiyorum. Konuşmasının başında Galatasaray'ı tanıtırken bir şeyi unuttu söylemeyi. Türkiye'nin en büyük spor kulübü de Galatasaray'dır. Bunu da ilave etmekte fayda var. Ne kadar sağlıklı ve başarılı bir işbirliğinin bugün ilk adımını atıyoruz. Her iki tarafa da bu işbirliğinden büyük fayda üretmesini diliyorum. Çünkü Galatasaray'ın da marka değerine bağlı olarak Medicana grubuna vereceğimiz enerjinin de onlara fayda getirmesini diliyorum. Her iki tarafı da Allah utandırmasın. Başarılı bir sezon ve başarılı bir 3 yıl diliyorum. Son bir aydır önemli bir atağa kalktık, bir çalışma içerisine girdik. Onun neticelerini de sırasıyla birlikte paylaşacağız. Bugün bunun ilk basın toplantısı olacak. Bundan sonra da önümüzdeki süreç içerisinde de diğer şeyleri göreceksiniz. Yakında yenileri de gelecek. Hedefimiz Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmek, sürdürülebilir bir şekilde. Yani futbolun en büyük 10 takımının içerisinde olmak. Kısa vadeli hedefimiz de hep de söylüyoruz. Tekrar Avrupa şampiyonu olmak. O yüzden bunları başarabilmek için finansal yönetim, gelir yönetimi çok önemli. Güç birliği çok önemli. Sadece burada bu sponsorluk gelir değil, yarattığınız sinerji. Biz bu görüşmeleri yaparken Fatih Beyler ve ailesi olsun hep birlikte çok ne diyeyim sinerji yaratacağımıza eminiz. Çünkü hakikaten büyük Galatasaraylılar. O yüzden de ondan dolayı da bu arada sponsorlar da hangi takım olduğu fark etmiyor. Çünkü önemli olan o şey sinerji. Ama her zaman işte patronlar bazen oluyor, bazen yöneticiler oluyor ama o sinerjinin içerisinde de Galatasaraylı insanlar olunca daha da büyük şey yaratılıyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum böyle bir işbirliği için. İstiyoruz ki Galatasaray'a 3 yıl boyunca sağlık sponsorluğu yaptığımız bu dönemde Galatasaray'ın bir Avrupa şampiyonluğuna daha tanıklık etmek istiyoruz. Sevgili başkan olağanüstü yönetiyor Galatasaray'ı. Biraz önce içeride müthiş projelerini dinledik. Mutlu olduk açıkçası.
dünyada sponsorluğun geliştiğini ve takımları nereye getirdiğini görüyoruz. Çünkü bu bir marka değerlemesi yanında ülkelerin dünyadaki algısını da çok ciddi etkileyen bir olay. O yüzden Türkiye'deki bütün şirketlerin, sağlık şirketleri de dahil olmak üzere spor kulüplerine her türlü sponsorluk desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun önünün daha da açılarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz de bu dönemde Galatasaray'ımızla birlikte ter dökeceğiz Sayın Başkanım. Tabii bu sponsorluk anlaşması Galatasaray'ın profesyonel futbol, voleybol, basketbol, PAF takımları U19, U13'e kadar ve altyapılarda basketbol, voleybol olmak üzere kapsıyor. Türkiye'de sporun en büyük markası Galatasaray Spor Kulübümüz 30 yıl aşan deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından Medikana Sağlık Grubu'yla yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Bu işbirliği 3 yıl boyunca sürecek. Aslında var ya, ben bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. Daha önceki bir konuşmamda net bir cevap vermiştim. Yani iflas etmiş tüccar örneğiyle. İflas etmiş tüccar ne yaparmış? Hep yani ticaretle uğraştığımız için bidayetinden hep söylenir bu. Eski defterleri karıştırılmış. Acaba burada kimde alacağım kaldı, kimde şeyim kaldı diye araştırıp oradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Son derece benzeşiyor. Bugünkü tavırlar, bugünkü şeyler son derece. Halbuki olay o kadar net ki, o kadar tartışmaya kapalı ki. Yani bu yaşanmış 1950 yılında profesyonellik gündeme gelmiş. 52'de profesyonel futbol yaşamı başlamış. 1959'dan itibaren de deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. Türkiye Şampiyonası diye ifade edilmiş. 2001-2002 yılında da 5 şampiyonluk alana bir yıldız taksın göğsüne diye bir karar almış. Bu kararı alan kim? Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi işin tuhaflığı şurada. Kurumlardaki sürekliliği esas alırsak, devamlılığı esas alırsak, 2001-2002 yılında bu kararı Galatasaray Spor Kulübü almadı. Türkiye Futbol Federasyonu aldı. Ve dedi ki, Türkiye'de deplasmanlı futbol ligi 59 yılı itibariyle başlamıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren alınan şampiyonluklar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın o tarihlerde bir müracaatı var. Beşiktaş demiş ki 56-57 ve 57-58 sezonları incelensin. Yani o da Türkiye Profesyonel Futbol Ligi'nin benzeri bir olaydır diye incelenmiş ve Beşiktaş'ın da iki şampiyonluk hakkı o zaman verilmiş. Bu konular o tarihlerde gündeme gelmiş, incelemiş, herkes kararlarını vermiş. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. Ya 20 seneden beri neredeydiniz kardeşim? 20 seneden beri olmayan bir şeyi, 20 seneden beri gündeme gelmeyen bir şey, 20 sene sonra gündeme getirip efendim bizim şey, ya 2001-2002 yılındaki yapılan görüşmeler, yapılan tespitlerle bu işin noktası konmuş. Kimse bu konulan noktanın, bu varılan kararın değiştirmesi yönünde düşünce içine girmesin.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karar son derece yanlış. Son derece geçmişini inkar eden bir karar. Son derece hukuksuz bir karar olduğunu düşünüyoruz. Konuyla da ilgili zaten tahkime gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu sahaların dışına çıkarmakta son derece mahirler. Son derece mahirler. Bugün ne konuşuluyor? Türkiye futbolunun nerede olduğu mu konuşuluyor? Türkiye futbol yani marka değerini nasıl yükseltiriz mi konuşuluyor? Hayır. Efendim milattan önce kaç şampiyonluk vardı? Milattan sonra kaç şampiyonluk vardı? Bunu araştıralım, konuşalım, komisyon kuralım. Yani Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu getirdik. Türkiye futbol gündeminin ortasına koyduk. Şimdi 3-5 senede bunu tartışırız. Halbuki Türk futbolunun ihtiyacı ne şu anda? Parasal yani finansal kriz yaşıyoruz hepimiz ya. Bunu konuşan var mı? Yok. Başarısızlıklarımız diz boyu olmuş. UEFA sıralamasında bilmem nereye düşmüşüz. Milli takımlar ne durumda? Altyapımız ne durumda? Bunları konuşan var mı? Yok. Nedir? Milattan önce benim yıldızlarım vardı. Nerede? Şimdi tabii bunun bir sebebi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu iddia eden kişilerin bir sebebe yönelik yani bir boşuna iddia ettiklerini düşünmüyorum. Kanaatimce de bazen gündemi değiştirmeye gerek var. Öyle düşünüldüğünü hissediyorum. Gündemde eğer zordaysanız, problemleriniz varsa bugün gündemi değiştirmek, algıyı değiştirmek üzere harekete geçersiniz. Ben bugün bu yıldız tanımlaması hareketinin buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Tuhaf olan da evet zorda olan kişiler bunu deneyebilir ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna alet olmasını da kınıyorum. Çünkü daha önce alınmış kararlar, daha önce yapılmış tespitler varken tekrar Türkiye'de futbolu kaosa sokmanın böyle suni tartışma ortamlarının yaratılmasının Türkiye'ye, Türkiye futboluna 5 kuruş fayda getirmeyecek konusunda kanaatim tamdır. Şeyine göre bu sene Avrupa maçları çok pardon erken de olacağı için konferans gibi şey o konuda belki ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Federasyonun neyi nasıl niye düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. Ya 20 sene evvel verilmiş kararı bugün değiştirmeye çalışan bir federasyon. Komisyon kuralım inceliyor. Şimdi Süper Kupa'nın tarihi belliydi. Oynanması gereken periyot vardı. Onların da herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardır ki ben buradan ifade etmek istemiyorum. O çerçevede bunu ertelemişlerdir sene sonuna.